Eylem Hanım Aydın'dan. Alo. Alo. Hoş geldiniz Eylem Hanım. Hoş bulduk. Şimdiden teşekkür ederim. Ee, Rica ederiz. Ben dişlerimi kendim söktüğümü, tek tek söktüğümü görüyorum. Bu ne anlama geliyordu? E Eylem Hanım, evli misiniz? Evet. Şimdi bir takım kişilerin yanında fazla evinizde yaşanan, kendi içinizde yaşadığınız problemleri anlatmayın lütfen. Burada bir Hı -hı. sıkıntı var bu sıkıntı atlatılacak inşallah. Devlet kapısında mı artık özel bir şeyde mi bilmiyorum ama bir sıkıntı atlatılacağını rüyanız beyan ediyor. Bunun için beklemenizi tavsiye ediyoruz. Biraz daha sabır. Ve işin sonunda inşallah başarılı olan siz olabilirsiniz. Bunun için beklemenizi söylüyorum. Şimdi Teşekkür ediyoruz Eylem Hanım. Şimdi İbrahim Tatlıses vurulduğunda birçok Urfalı arkadaşım, bir de biliyorsun Urfalıyım. Çoğu aradılar ya işte düzelecek mi nasıl olacak falan bir istihareye yaptırdılar. Biz de 2013'te İbrahim Tatlıses'in yattığımızda dedi ki tekrar sahnelere dönecek. Tekrar kendisine küsen, darılan çevresinde bir takım insanların çevresine geri gelecek İbrahim Tatlıses'in. Ve İbrahim Tatlıses yine sahnelere çıkıp diğer sanatçılara yardım edecek. Dedi. O en ama en hani yoğun, tabii, bakımda, olduğu, tabii yoğun bakımda olduğu, hayati dönemlerde. tehlikesinin evet. çok yoğun olduğu dönemde. Evet. Hiç kimse olmuyor İstiharede İbrahim Tatlıses tekrar sahneye çıkıyor rüyada. Yani tekrar başarılı olacağını ve birçok kişiye... Yine bir takım küsse de darası da biliyorsun çok duygusal İbrahim Tatlıses. O yüzden geri onları affedip bazılarını alacak. Derken 2021 oldu İbrahim Tatlıses sahneye geldi. Ve şarkı söylemeye başladı. Yine de herhalde ileride yine bir program daha yapacaklar. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yapıyor zaten hocam evet. program. Şimdi şunu diyorum yani oradaki görünen rüya istiharede çıkan buydu. Hani rahmetli Murat Bakan'da hiçbir şey yokken aradık. Ben senin için dedim albüm için yattım ama... Senin burada bir hastalığın gözüküyor kardeşim. Bir doktora git dedik. Ve Murat Göğe Bakan hastalığını o zaman öğrendi. Üç gün sonra hastanede öğrendi. Şimdi bu rüyalar... O da bilmiyordu. Bilmiyordu. Biz söyledik de gitti hastane. Vefat edeceğini kendisi görmüştü en son rüyada. Ölüm Allah'ın emri. Ama Cenab-ı Allah güzel, sağlıklı, huzurlu, imanla yaşamayı gerçek dostlarla beraber olmayı nasip etsin. Böylelikle de Amin. bir takım sanatçılar daha var. Biz bunları söylerken rüyaları dikkate aldık. Yani dedik ki... Herkes bilsin rüyalar bir mesaj veriyor. Bunu anlasınlar dedik. O yüzden ünlü kardeşlerimizin e, yan yanlarında giderek yorum yaptık ki onlar herkes tanıdığı için yorumlar çıkıyor bilsinler. Sezan Aksu için dedik ki sağlığına dikkat etsin. E, kendisine de selam söylüyoruz buradan. Geçmiş olsun. Allah bir daha öyle şeyler vermesin. Merdivenden kayıyor. Ayağını kırıyordu. Evet. Bileğinden kırmıştı. Öyle bir haber de çıktı zaten. Beni rüyanızda görmüyü. Yok yok. Ajde Pekkan için gördüğümüzde. <laughs> Hocam etsinli... merhaba dediğiniz iki, iki yeşil. <laughs> yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah <gülüyor> canım. Bak biz nereden baksan 6 yıldır Hayır, ya. Hayır, yapıyorum tabii ki ama ha. yani ben diyorum size yani dünya yorumları müthiş. Evet, çıkar. E Ajde Pekkan'ı çok seviyorsun biliyorum. Çok. Onun için söyledim. Kendisinin hemen talihsiz bir olay sabah hastaneye kaldırdı. Allah şifa versin. Ne zaman? Böyle, çünkü o zaman o olaylarda. Ha o olaylarda. Ama şunu <laughs> anlatmaya çalışıyorum. Diyor ki rüyalarımıza dikkat edelim birbirimizi bilelim. Başta senin gördüğün rüya bile bak nasıl çıkıyor. Kardeşlerimizin gördüğü rüyalar nasıl çıkıyor? İnşallah Allah güzel mesaj eğer üzücü de gönderse dikkat alalım. Yani o zaman mesela hayatımla ilgili böyle değişik gelişmeler olduğunda size söylesem. Mehmet M. hocam benim için bir istihare yatar mısınız? Ya senin için tabii istihare yatarız. Ne <laughs> demek canım aşk olsun. Şimdi şunu söyleyeceğim. Aslında bu o kadar güzel bir şey ki yani evet. sadece hocam tabii sadece siz yatamıyorsunuz. İstihareye herkes yatabiliyor. Yatar evet, evet. Şimdi ekran başında bizi izleyenler yeni iş kuracak olan, evlenecek olanlar. Tabii, tabii. E, evine eşya bile al alacak olan yani, evet. yani her türlü Kafanızdaki soru işaretinde herkes istiyareye yatabilir. yatabilir. Nasıl yatıyoruz istiyareye? İstiyareye yatmamız şöyledir. İki rekat namazdan oluşmaktadır. Bu e, namaza kalktığımızda hani abdestimizi alıyoruz huşu içinde. Bu mesela gece 12'den sonra olması daha uygundur. E, burada yatacağımız konum şu. Yapacağımız ilk rekatta e, efendime söyleyeyim e, Sübhaneke okuyup e, Fatiha okuyup sonra Kafirun suresini okuyacağız. Birinci rekatta, ikinci rekatta ise Fatiha'yı okuyacağız ve İhlas suresini okuyacağız. Bittikten sonra niyetimizi yapacağız. Sağ omzumuzun üzerine yatarak İhsari'de gelen mesajı bekleyeceğiz. Yalnız karanlık bir ortam olsa daha uygun olur. Kafamız takılmadan inşallah daha tez vakitte dalar mesaj alırız. Bir de yatan ve rüyasını net hatırlamak isteyen kardeşlerimiz için şunu söylemek istiyorum. Korkuyla devamlı korkan, yani korkunç rüyalar gören kardeşlerimiz lütfen sırt üstü yatmayalım. Yani genelde Sağ havuzumuzun üzerine yatarsak hem rüyalarımızı daha net hatırlarız Allah'ın izniyle hem rahat uyuruz. Evet. evet. Peki hemen diğer telefonumuzu alalım. Alo. Alo merhaba hayırlı Bu... günler Nur Hanım. Çok teşekkürler buyurun. Ben Bursa'dan arıyorum. İki çocuk annesiyim. Hı hı. Rüyamda cevizli baklava yapıyordum. <laughs> Cevizli, evet, baklava. cevizli baklava, aynı cevizli kadar baklava, severim. Çok hırsla Bak... yapıyordum. Fatma'cığım yani... bir şey söyleyeceğim kardeş. Fatma Hanım güzel yapar mısınız cevizli baklavayı? Ee, çok sık yapmam ya, ama rüyamda ya. çok özenerek evet. yapıyordum bunu. Bir şey o kadar severim ki hocam. Peki evet. ne demek cevizli baklava rüyada e şimdi görmek? Şimdi Fatma Hanım kardeşime soruyorum. Fatma Hanım kardeşim kafayı bir şeye takmış. Hani olacak mı olmayacak mı diye e, mütevilide kalmış, askıda kalmış. Tereddütte kalmış. kalmış. Böyle bir durum var mı Fatma kardeş? Doğrudur hocam. Ha, işte o da, <laughs> o da baklava olduğu için dört ay beklemen lazım kardeş. Tam bir net cevaba alacaksın inşallah. Ama hayırla bitecek sonu inşallah. Döktürdünüz ya. yine hocam e programda. Döktüreceğiz. Ha? İnşallah Fatma kardeşimizin işi olursa bize cevizli baklamayı göndersin. <laughs> Bütün kardeşlerimiz burada alsın yesin. Biz bu arada her arayan seyircimizden kimlerden arıyorsa Gaziantep'te de çok gelmiyor, Gene gelmiyor. Söylüyoruz da gelmiyor. ya. Yani. <laughs> Gelir hocam ya. Nasrettin Hoca demiş ki yani arkadaşlar demiş buluttur bak demiş gürlüyor ama yağmıyor. Yapacak bir şey yok. Bizimkiler de gürlüyor. Kardeş gönderin. Hadi bakalım. Evet. Peki bir telefonumuz daha Buyursunlar. var. Buyursunlar. İsmihan. İsmihan. İsmihan Hanım. Değil mi? Evet. Alo. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz İsmihan Hanımcığım. Buyurun. Hoş buldum. Hocam bugün rüyamı anlatacaktım ama. Hemen dinliyoruz. Canlı yayındasınız. Ya bugün rüyamda hani kuyumcuda olmuş oluyorum. Kuyumcunun içindeyim. Hı hı. sonra bir komşum geliyor. Elinde çiçek oluyor. ben de heveslendi. Elindeki çiçeği bana veriyor. Beyaz gül. Evli misiniz sonra efendim? Kardeşim çocuğu yanımda olmuş oluyor. Evli misiniz hani... efendim? Evet. Peki İsmail abla bir şey soracağım. Buyurun. Siz bir yani bir hani arkadaşlar arası bir araya geldiğinizde bir dedikodu olup da ufak bir dedikoduya katıldınız mı? Çünkü bir dedikodu var. Ufak bir dedikodu ama. Duydunuz mu veya böyle söyleyeyim ben size? Yok hocam şu anda yok. Hani ne? bir araya gidiyoruz ama. Çünkü duyacaksınız. Hani çiçek olması güzel bir ortamın olduğunu gösteriyor. Hı hı. Ee, burada Allah nasip ederse hani sizin katılmış olduğunuz ortamlara çok dikkat edin. Birileri bir dedikodu yapacak. Hani orada sizler de katılacaksınız ufak tefek. Bir hakkında ama büyütülecek bir durum yok. O rüyada evet. görmüş olduğunuz genç bekar mı kardeşim? Evli. Evet. Evli. O kardeşimiz hakkında olabilir bazı bir dedikodu veya sizin hakkınızda olabilir. Buna dikkat edelim. Çünkü uyarıcı rüya. Mehmet Emin Kırgil canlı yayında son rüyayla bizimle beraber. Bir seyircimiz yok. ki rüyamda oturduğum evin camından baktığımda otopark bölümünü komple sular altında kaldığını gördüm. Hatta deniz gibi gözüküyordu. Demiş. Evet. Bunun bekar olan ne? kardeşimizin evliliğine, evli olan kardeşimizin hayırlı evlada kavuşmasına, maddi durumda sıkıntı çeken kardeşimizin yollarının açılmasını gösterir. Evet. O zaman bu seyircimize müjde veren rüya müjde olmuş. Müjde veren rüya. Evet. Yani maddi durum ortadan sıkıntı ortadan kalkacak. S kalkıyor. kalkıyor. Evet. E kalkıyor. hadi hayırlısı. Evi su basarsa mesela bekar kızlarımız böyle bir şey görürse, kesinlikle Allah'ın izniyle tabii İmam Cafer sadık, İmam Nablosi, İmam Kirmaniye göre, İmam İbn-i Sire göre. Kişinin kısmetinin hızlı bir şekilde açılmasını gösteriyor. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.